Muhammed Gümüşkaya oyuncu kariyerimizde bir sonraki karşılaşmamız Victoria Pilsen'e karşı Kadıköy'de. Son 16 tur karşılaşması ve yanlış hatırlamıyorsam ilk maçı 3-1 kazanmıştık deplasmanda. Çok iyi. Hatta çok iyi hatırlıyorum, bug vardı. Evet, bug vardı. Çok sinir bozucuydu. Her neyse, biz Muhammed Gümüşkaya'yla bir maça daha çıkacağız. Şimdi ama formaları değiştirsek sanki daha iyi olacak. Bir dakika. Onlar biraz sormaya alsın. Aynen. Haydi bakalım karşılaşmaya başlayalım. Ve Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda Victoria Pilsen karşılaşması başlamak üzere. Ya bu görüntüler çok güzel ya. Bu görüntüler çok güzel. Ne diyor? 7.5'lik rating'e sahip ol. Kaleye 2 tane şutun olsun ve 10 tane etkili pas oyna diyor rakip yarı sahasında. Haydi devam edelim. Ve karşılaşmaya başladık. İnşallah Fenerbahçe'nin kazandığı veya kazanmasa da Fenerbahçe'nin tur atladığı çok güzel karşılaşmalardan biri olur. Serdar Dursun şimdi oynadı. İleri oynayacağım. Offside'dasın. Çok pis offside'dasın. Neden çok ağır kaldı ya? Acayip ağır kaldı. Of, serbest vuruşla araya girdik. Rakipten beklenmedik hata. Önüme bırak Mesut. Teşekkür ederim. Of, çok iyi. Çok iyi. İstemeden müthiş bir çalım attım orada. Pasımı oynayacağım. Lütfen onu gol yap. Pelkas vurdu gol. 1-0. Pelkas atıyor. 1-0 öndeyiz. Toplam skor 4-1. Victoria Pilsen karşılaşmasında çok güzel bir gol atıyoruz. Maça gayet güzel başladık. Çok iyi. Çok iyi. İşte burada çalımımızı attık. Ardından pasımızı oynadık. Pelkas da harika bir şutla topu ağlara göndermiş. Golden önce ben bizim çalıma bakmak istiyorum. Hani bir de dışarıdan bir gözle bakmak istiyorum yani. Çünkü istemeden orada çok güzel bir çalım attım. İşte burada. Bir dakika, şunları kapatalım. İşte çok iyi ya. Çok iyi gerçekten. Burada hemen yavaşladık. Pasımızı oynadık. Pelkas harika bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0 öndeyiz. Haydi bakalım, karşılaşma tekrardan başlıyor şimdi. İnşallah böyle devam ederiz. İrfan Can Kahveci baskıya gidiyor. Aha, alır mıyız? Bir dakika, sakin 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 beyler, ileriye gidin. İleri oynayacağım. Çok faul hoca, faul. Buna kırmızı bile çıkarabilirdi bence. Çünkü arkadan daldı, tehlikeli bir pozisyon. Ferdi Kadıoğlu şimdi pasını oynadı. İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun o da oynadı. Pas hatası geldi maalesef. Çok fazla baskı yapmak istemiyorum açıkçası ama ratingimiz de yüksek olsun. Şimdi bir an için Victoria Pilsen nerenin takımı onu unuttum. Şuradan pasını oynayacağım. Ah be, geçmedi. İstediğim mi? Yapamadım. Oyna oyna oyna. Buradayız. Güzel. İleri git Ferdi. İleri git. Gördüm seni ama ileri gitmen lazım. İleri gitmedin. Niye gitmedin Ferdi? Niye gitmedin? Şimdi Serdar Dursun'la paslaştık. Mesut Özil, önüme bırak. Önüme bırak lütfen ya. Aldık aldık. Gelişine vurmak istedim. Bir yandan da kontrol etmek istedim. Maalesef pozisyonu heba ettik. Şimdi Muhammed Gümüşkaya. Muhammed salona çekti. Muhammed içeri girdi. Muhammed bir yandan da topu saklamalı. Muhammed topu sakla. Topu sakla. Pasını oyna. Çok kötü pas oynadım. Valla var ya, bu resmen bana yazar. Acayip kötü pas oynadım orada. Yüksekten oynadım. Şimdi Muhammed Gümüşkaya ile sol ayak. Kalkır. İleri oyna. İrfan Can Kahveci şimdi oynadı. Ortayı yapacağım. Orta güzel mi? Orta güzel. Şu topallarda Mesut Özil atıyor. Mesut attı. 2-0 öndeyiz. Harika bir orta, harika bir gol. Bir an zor konuştum ama çok güzel bir gol geldi gerçekten. İşte Muhammed Gümüşkaya sağ kanattan harika bir orta. Mesut Özil bomboş voleyi gömüyor kaleye. Harika bir gol atıyor ve takımını 2-0 öne geçiriyor. Kaptan, dünya yıldızı, hemşerim benim. Şu ana kadar yaptığımız 2 asistle maça damga vurmuş bulunuyoruz. Yani değil mi? Koş koş koş. Şu sprinte mutlaka çalışacağız da şimdilik idare etmeliyiz. İşte Mesut'un golü. Gerçekten çok güzel gol ya. Sol kanattan doğru ilerliyoruz. İlerleyebildiğimiz kadar ilerleyeceğiz. Şimdi çalımızı attık. Pasımızı oynayacağız. Allah kahretsin ya. Serdar Dursun kaleci. Müthiş kurtardı ve ilk yarı sona eriyor. İlk yarı sonucu 2-0 öndeyiz. Serdar Dursun'un vuruşuyla ikinci yarıya şimdi başladık. Sol kanada hemen oynayalım şöyle. Pelkas. Ferdi Kadıoğlu, Crespo şimdi benimle oynadı. Serdar Dursun'la paslaşıyoruz. Serdar Dursun önüme bıraktı. Sol kanattan doğru, sol alandan doğru. Bir dakika, şutumu çek. Şutumu çekeceğim diye burada konsantre oldum. Doğru dürüst konuşamadım bile ona rağmen. İstediğim şutu çekemedim.
Şimdi Muhammed Gümüşkaya pasını oynadı. Serdar Dursun, Mesut. Şimdi tekrar Serdar, Muhammed Gümüşkaya. Bir dakika, sola çekelim. Hoca faul var. Yani. Oho, kırmızı çıkacak. Kırmızı çıkacak mı? Kırmızı çıkacak mı? Çıkmadı. Uyarı geldi sadece. Buradan kaleyi denemek aptallık olur. Fakat biz aptallığı severiz ama şimdi değil. Pasımızı oynadık. Ozan Tufan. Ozan Tufan. Sen oradan o şutu çekseydin kesin goldü. Oyna güzel. Şimdi bir dakika, sakin. Vurana işte bu 3-0. Dakika 61. 3-0 öndeyiz. İki asist bir golle takımımıza şu an inanılmaz katkı sağladık. Zor oldu. Yani orada biraz toparlaması falan zor oldu ama gol atmayı bildik. Dakika şimdi 67 oldu ve 3-0'lık bir skorla çok rahat bir şekilde öndeyiz ki zaten ilk maçın da verdiği bir rahatlık vardı. Toplamda 6-1'lik skorla turu geçeceğiz inşallah. Bir dakika, sakin. Bak, beni rahat bırak. Şimdi skor olarak falan çok rahatladığımız için bir sonraki pozisyonlarda mümkün olduğunca çalım atmayı deneyeceğim. Ben normalde çalım atmayı beceremem ama gerçekten çalım atmayı falan deneyeceğim yani. Git Pelkas, git. Pasımızı oynadık şimdi. Pelkas geri oynadı. Serdar Dursun, güzel pas Pelkas'a. Pelkas ki güzel pastı. Ama önüme bıraksaydı daha etkili olabilirdi. Altay, dikkat. Çıkarmayacağım seni. Dikkat et. Dayanamadım, çıkardım. Top direkten döndü. Ardından top ağlara gitti galiba. Evet, top ağlara gitti. 3-1'lik skor. İlk maçtaki skora geldik tekrar. Şuradan pozisyon tekrarına bakalım. Göremedik çünkü. Altaylık bir pozisyon yokmuş açıkçası. Çünkü şut zaten direkt direğe gittiği için. Muhammed Gümüşkaya. Çok basit bir hareketle orada rahat bir çalım attım. Pasımı oynuyorum. Güzel pastı. Ah be, bir de yerine ulaşsaydı. Çok etkili geldiler. Yani orada ne yaşandı göremedik tabi. Ama gerçekten şut güzelmiş yani. Tuttursa gol olmama ihtimali yok. Serdar Dursun'un önüne bırakıyoruz. Serdar Dursun, sen de ne yapıyorsun? Daha etkili gidebilirdik. Şimdi Victoria Perez'in sol kanattan çok güzel bir orta. Bu pozisyon nasıl kaçtı? Çok iyi pozisyondu. Çok iyi pozisyondu gerçekten. Top gelirse eğer isteyeceğim hemen. Fakat istesem de bir işe yaramayacak. Karşılaşma artık sona ermek üzere. 3-1'lik skorla, fakat toplamda 6-2'lik skorla turu geçiyoruz arkadaşlar. Bakalım bir sonraki turda rakibimiz kim olacak? 10 puanla 1 gol 2 asistle maçın yıldızı seçiliyoruz. Devam edelim. Buralara bakmaya gerek yok. Bu arada ligde en yakın rakibimiz Trabzonspor'a karşı 15 puan fark atmışız. Bu da demektir ki 38. haftaya kadar oynanacak olan bu ligde 4 galibiyet daha aldığımız takdirde şampiyonluğumuzu ilan ediyoruz. Tabi Trabzonspor puan kaybederse, örnek olarak bir sonraki maçı kaybederse ve biz de kazanırsak puan farkı 15 değil de 18 olacağından 3 maça, hatta 2 maça bile düşüyor değil mi? Eğer ki kazanırsak. Öyle bir şeyler oluyor işte. Neyse, biz devam edelim. Bir sonraki karşılaşmamız Başakşehir'e karşı. Hiç lafı uzatmıyoruz ve karşılaşmaya başlıyoruz. Bu nasıl bir açı? Neyse, en sağdan başladık ama biz forvetin sağ kısmında, yani o civarlarda oynayacağız. Şimdi RS diyor. Onun Türkçesinin ne olduğunu bilmiyorum ama bakıp öğrenip yani yazarım şu anda ekranı eğer unutmazsam. Başakşehir, bakalım Emre Belözoğlu yönetiminde ne yapacak? Of, salakça bir faul yapıyordum orada. Penaltı alacaktı Başakşehir. Önüme bırak. Saydın. Önüme bırak. Çok güzel. Harika bir pozisyon. Sağ ayak. Kalecinin üzerine gitti. Keşke soluna çekseydim ya. Hiç aklıma gelmedi. Bir an sağ ayak geldi aklıma. Çok güzel bir top istedik oradan. Harika bir pas oynadı. Fakat şut tam köşeye gitmedi. Haydi. Osay Samuel. Güzel pozisyon. Bizi durdurabilen olmasın. Geriye çek. Soluna çek. Sol ayak. Müthiş bir şut. Harika bir gol. Çok güzel bir gol. Muhammed Gümüşkaya'dan. Çok güzel bir gol atıyoruz. Çok güzel bir gol. Dakika 11. Gerçekten harika bir gol atıyoruz. Tam köşeye. Müthiş bir şut. Muhammed Gümüşkaya.
efsane gollerine bir efsane gol daha ekliyor. 1-0 öndeyiz. Başakşehir deplasmanında top aldık şimdi. Pasımı oynayacağım Serdar Dursun'a. Boşa çık. Şutunu çek. Şutunu çek. 2-0 öndeyiz. Kısa sürede bulduğumuz 2 golle 2 farklı üstünlüğü yakalıyoruz. Oyna oyna, buradayım buradayım. Oyna. Güzel. İleriye gidin abi. İleriye gidin. İleriye git. İleriye git. Zoru deneyeceğim. Oo, istemediğim yere oynadım ama bu aşırı zor oldu. Başakşehir etkili gelmeye çalışıyor. Kim Minje girdi araya. Şimdi offside Samuel'in önüne bırakacağım. Offside yok. Offside yok. Tertemiz pozisyon. Pasını oyna, oraya oyna. Ya da geri oyna. Hiç fark etmez. Birimiz oynama. Kendini oynama. Şutunu çek. Geçmedi. Bir dahakinde öyle bir pozisyonda yüksekten isteyeceğim. Yüksekten isteyeceğim. Aynen, o pozisyonu bir daha deneyelim az sonra. Offside Samuel'le sol kanattan doğru gelelim. Sonra da yüksekten pas isteyelim arkadaşlar. Şöyle voley ile falan gol atmaya çalışalım bakalım. Osay Samuel nerede? Burada yok. Keşke olsa. Osay Samuel gidiyor. Osay Samuel'in önüne bırakacağım. Abi bak, yetişirdin sen ona bak. Sen ona yetişirdin. Hah. Buradayız. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Bir dakika, sakin. Sakin. Arkadaşlar bir şeyler deneyeceğim. Bir dakika. Topu şuradan yükseğe alsam. Sonra şutumu çeksem. Vur. Gol kime yazılıyor bilmiyorum ama galiba bize yazıldı. 3-0 öndeyiz. Ulan ben istedim ki topu havalandırayım, şutu öyle çekeyim. Bakın burada topu havalandırdım, sağ ayağımla gömecektim. Ne oldu bilmiyorum. Top bir anda, yani gördüğünüz gibi, kendi ağlarına gitti. Ya gülmeme geldi değil ya. Vallahi gülmeme geldi değil. Gol bize yazılmadı maalesef. Ama olsun. İyi güldük. Vallahi iyi güldük. Demin denediğim pozisyonu bir daha deneyeceğim daha sonra. Uygun bir pozisyonda. Sağ kanattan doğru gelip de yapmak lazım. Sol ayakla yani. Şuraya doğru orta. Kafa gelsin. Kafa geldi. Az farkla diyeceğim. Az farkla değil. 30 km fark var. Şimdi aldık topu. Muhammed Gümüşkaya. Muhammed pasını oynadı. Serdar Dursun. Osay Samuel. Oo, bir dakika, sakin. Sakin sakin. Mahmut Tekdemir ileri oynadı. Kim Minje girdi araya. Ve ilk yarı sona eriyor. İlk yarı sonucu 3-0 öndeyiz arkadaşlar. Bir an konuşamadım. Atılan 3. gol geldi aklıma. Umarım ikinci yarıda tam gaz devam ederiz. Çok kötü daldım. Sarı yiyeceğim. Aynen, sarı yiyeceğim abi. Çok gereksiz orada, çok kötü daldım. Serdar Dursun ileriye gitti. Serdar Dursun'un önüne. Zor bir pas. Açıkçası çok zor bir pas oldu o. Çünkü Serdar Dursun yetişebilir sandım ama bir anda geçemedi oradan. Kim Minje araya girdi. 8.5'e kadar düştük sarıyı da yiyince. Ondaydık ya, ondaydık. Tekrar çıkarmamız lazım. Bu da ne demek? Gol ve asistlere devam demek. Mesut Özil. Mesut geri oyna. Serdar Dursun pasını oynadı. Şimdi Mesut'la oynayacağız. Mesut koşmadı. Serdar Dursun'un önüne bırakacağım. Geçmedi top. Osay Samuel. Osay Samuel oynadı. Şimdi bir dakika. Şuradan ufak bir esnek hareketiyle, esnek bilek hareketiyle diyemedim. Çalımızı attık. Pasını oyna, pasını oyna, buradayım. Hop, oo, oyna oyna, buradayım. Bir dakika. Sol ayak. Sol ayak. Sol ayak, sol ayak. Müthiş bir şut, müthiş bir kurtarış. Çok iyi kurtardı kaleci. Gerçekten çok iyi kurtardı. İşte burada 90'a vurmayı istedim. Top yeterince yükseklik kazanmadı. Fakat kazansa da sanki kaleci kurtaracakmış gibi. Neyse, şuradan doğru. Ortayı yapalım, yakın direğe. Kafa gelsin. Kafa geldi kaleci son anda. Bir korner daha. Yine aynı şekilde, yine yakın direk. Bir kafa daha gelir mi? Gelmedi. Muhammed, Kim Minje, şimdi Sinan Gümüş. İleriye bırak. Osay Samuel, bizim tam tersi yerlerde olmamız lazım bak. Koş 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 koş. Nein, oynama, oynama, oynama. Şimdi oyna. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Sol ayakla vurmayı deneyeceğim. Kaleci yanıldıydı. Top önümde kalsaydı bomboş kaleye top alalara atabilirdim. Ya ama faul yapıldı bana ya. Evet, doğru, haklıyım. Bakın. Pasını oyna. Pasını oyna. Şut. Çok kötü ya. Bu nasıl şut? Bu nasıl şut? İçine ettik pozisyonun. Yani güzel gitmişti. Köşeye vurmak istedim. Köşeye gitmedi maalesef. Offside Samuel'in önüne bırakacağım. Offside yok. Offside yok. Tertemiz pozisyon.
Bir dakika, yüksekten oynayın bana. Teşekkür ederim. Araya girmeseydin bir şey deneyecektim. Olmadı. Pasını oyna. Şut, top ağlarda gol. Miha Zajc atıyor. 4-0 öndeyiz. Ferdi Kadıoğlu burada. Ne Ferdi'si ya? Muhammed Gümüşkaya. Orada topu soluna çekiyor. İçeriye giriyor ve içeriye doğru pasını oynuyor arkadaşlar. 4-0 öndeyiz. Ve karşılaşma sona eriyor. Fenerbahçe Başakşehir'i deplasmanında 4-0 mağlup ediyor. 9.3'te maçın adamı seçiliyoruz tekrar. Bütün hedefleri tutturmuşuz ama bakalım Şampiyonlar Ligi'nde rakibimiz kim oluyor arkadaşlar? Ben onu merak ediyorum daha çok. Şuradan hemen görebilir miyiz acaba? Evet, Şampiyonlar Ligi'nde rakibimiz Villarreal oldu. İlk karşılaşmada deplasmanda olacağız, İspanya'da olacağız. Daha sonra da bir hafta sonrasında kendi sahamızda oynayacağız. Evet arkadaşlar, bir sonraki karşılaşmamız Kasımpaşa'ya karşı, ardından da Villarreal'e karşı oynayacağız. Bu da demektir ki bizim için... Trabzon maçları da yaklaşmış artık. Neyse, bu da demektir ki bizim için Kasımpaşa maçında çok fazla efor sarf etmeyelim. Bu arada 3 Nisan benim doğum günüm. İkinci sırada bulunan Trabzonspor'la aramızdaki puan farkı maç eksiğine rağmen 12, kazandığımızda 15 olacak ve 2 maç daha aldığımızda, yani toplamda şu anki maçla birlikte 3 maçla birlikte inşallah şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz. Hadi bakalım, Laga Luga'yı bırakıyoruz ve Kasımpaşa mücadelesine başlıyoruz. Arkadaşlar, başarılı Fenerbahçe, başarılar Muhammed Gümüşkaya. Valla şampiyonluğa çok yakınız. 5 maç öncesinden şampiyonluğu garantileyeceğiz inşallah. Belki 6 maç bile olabilir. Şampiyonluğa çok yakınız. İnşallah 1-0 olsun, bizim olsun diyoruz abi. Çok güzel, çok güzel. İstemeden oynadın. Teşekkür ederim. Ortayı yapacağım. İçeriye gir. Ortayı yapacağım. İsabetsiz maalesef. Muhammed Gümüşkaya bir şekilde oradan geçmeyi bildi. Ferdi Kadıoğlu'nun önüne bırakıyor. Şimdi Ferdi pasını oynadı. Osay Samuel, Serdar Dursun, top direkten geri döndü. Topu alamadık orada. Çok güzel, çok tehlikeli pozisyondu. Önce yanlış hatırlamıyorsam kaleci müdahalesi, ardından da direkt gole engel oluyor. Bu arada Kasımpaşa ofansif anlamda ligin en kötü takımıymış. Onu gösterdi demin sol üstte. Güzel, güzel. Bir dakika. Koru. Ortayı yap. İsabetsiz, daha doğrusu isabetli ama araya girdiler. Bu pozisyonları çok deneyeceğim sağ kanattan oynadığım zaman. Hani sadece gol atmayı değil, aynı zamanda orta yapıp gol attırmayı da çok deneyeceğim. Hayradinovic, araya girdik. Atilla Salay, ileri, önüme oynayın. Çok güzel, çok güzel. Benim o. İtti beni ya. Al onu. Aldık. Şimdi Muhammed Gümüşkaya içeriye girdi. Muhammed. 1-0 öndeyiz. Hafif aşırtma şeklinde vurmak istedim. Nasıl vurdu göremedim ama 1-0 öndeyiz abi. Burada bakın, içeriye girdik ya. Burada hafif aşırtma şeklinde vurmak istedim. Yerden sert ve düzgün bir şekilde vurdu. Hafif yüksek bir şekilde. Yani normal vurmuş yani. Kötü giden bir şut. Benim açımdan konuşuyorum. Çünkü ben öyle vurmak istemedim. Ama gol atmayı bildik. İleri git. Offside olmasın. Ozan Tufan geri oynadı. İçeriye doğru ortayı yapacağım sanırım. Sağ çektim. Şimdi orta. Kafa gelmedi. Topu geri oyna. Ferdi Kadıoğlu, topu geri oyna. Teşekkür ederim. Muhammed Gümüşkaya topu yükseltti. Havalandırdı. Şutumu çekecektim oradan. Bu pozisyonları deneyeceğim ya. Böyle bir tane gol atmayı istiyorum. Yani kendi volemi kendim yaratacağım gerekirse. Şimdi Hayradinovic. Hayradinovic pasını oynadı. Jorgensen pasını oynadı da sağ kanattan doğru Yusuf Erdoğan çok güzel bir şut çekti yerden. Sert. Dikkat. Araya girdik. Güzel. Aha, biz de şimdi girdik. Serdar Dursun'un önüne bırakacağım. Offside olmasın. Offside yok galiba. Temiz. Osay Samuel tekrar Serdar mı? Hayır. Harun Tekin vurdu ve ilk yarı sona eriyor. İlk yarı sonucu Muhammed Gümüşkaya'nın attığı golle 1-0 öndeyiz. Serdar Dursun vuruşuyla ikinci yarıya başlıyoruz şimdi. Hayradinovic ileri oynadı. Çok güzel bir pas. Yusuf Erdoğan içeride, yerden orta, kimseye gelmedi. Güzel, sakin. Ferdi Kadıoğlu'yla paslaştık şimdi. Tekrar geri oynuyorum. Sakin bir şekilde çıkalım buradan. Topu yüksekten istedim şimdi. Aldım. Pasımı oynayacağım. Yetişemedim. Mal baktım orada. Yetişemedim maalesef.
Top dışarıya mı çıktı yoksa offside mi? Top dışarıya çıktı arkadaşlar. Kaleci atışıyla karşılaşma devam ediyor. Kasımpaşa etkili gelmeye çalışıyor. Ne yapıyorsun Altay? Ne yaptı o ya? Vallahi var ya, korktum burada. Oyna artık şu pası ya. Oyna bak, saçma sapan gol yiyeceğiz şimdi. Top bir türlü çıkmak bilmedi ya. Vallahi en sonunda çıktı. Kasımpaşa ceza sahasına doğru ortaya. Oo, adama bak adama. Oğlum Fener'e karşı hepiniz Messi oluyorsunuz lan. Ozan Tufan ileri oyna. Buradayım. Harika bir pas. Alırsam ona. Yetişirsem ona diyemedim de. Çok güzel. Serdar vur ona. Vur ona işte bu. Sinan Gümüş atıyor. 2-0 öndeyiz. Şampiyonluğa çok yakınız abi. Şampiyonluğa çok yakınız. Şimdi sol ayakla bir şut deneyeceğim. Bir dakika şöyle mi denesek? Abi uygun pozisyondu ya. Şimdi orta güzel. Osay Samuel. Resmen topu bana istedi. Yani topu ben istediğim için orada havalandırmış bulundu. Asist yapıyordu. Şimdi orta güzel. Topu istemeyeceğim. Hiçbir şey yapmayacağım. Aldık şimdi. Aldık şimdi. Aldık aldık aldık. 24. Ozan Tufan'ın önüne. Ozan Tufan'ın önüne. Çok güzel bir pas. Ozan niye geri oynuyorsun Ozan? Çalımlarla ilerlemeye çalışıyoruz. Şimdi içeriye girdik. Geriye çek. Bir dakika sakin. Top havalandır. Şutu çek. Şutu gömdük. Korneri kazanıyoruz. Bunu deniyorum. Deneyeceğim. En sonunda öyle bir gol atacağım. Orta güzel. Kafa gelsin. Kafa gelmedi. Topu istedim şimdi. Bir dakika. Top zaten bana geliyormuş. Sakla. Sakla. Geriye iste topu. Tamam. Şimdi orta yapmayı deneyeceğim. Orta yapmayı deneyeceğim bir dakika. Şuradan hafif bir çalım. Hafif bir hareketle çalımımızı attık. Bir dakika. Şöyle orta yapalım. Şutunu çek. Kafa geldi. Kaleci Harun Tekin. Orada bir şeyler denedik. Bir cecik olmadı ama olabilirdi. Osay Samuel müthiş vurdu. 3-0. Dakika 88. Right Osay Samuel harika bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Gözümüzün önünde çok güzel bir şut çekti orada. Bir daha izleyelim. Gerçekten çok güzel bir gol. Çok güzel abi, çok güzel gol. 3-0 öndeyiz. Eğer bir sonraki karşılaşmada Trabzonspor mağlup olursa şampiyonluğumuz otomatikmen ilan edilmiş olacak. Şimdi bir dakika sakla topu. Oo hocam kırmızı. Orada faul yapıyorsan kırmızı yiyeceğim, bitti. Yani bu kadar basit. Bir de biz kullanırsak. Bir dakika topu isteyeceğim. Topu istedim. Topu aldım. Ozan Tufan ortayı yapın abi. Bir dakika. Tamam. Korneri kullanacağız şimdi. Baklar sen bir iş yapamıyorsun. Ve karşılaşma sona erdi. 3-0 galip geliyoruz. İnşallah Trabzonspor bir sonraki karşılaşmayı kaybeder de şampiyonluğumuz garantilenir. 8.6 ile her ne kadar yani 9'u bile görememiş olsak da maçın yıldızı seçiliyoruz. Aa hocamız bizden en az 2 gol istemiş, ben onu görmedim ya. Ben bilseydim biraz daha ciddi oynardım orada. Hiç dikkat etmedim vallahi, hiç yani bakmak gelmedi aklıma hedeflere. Bir sonraki karşılaşmamız Villarreal'e karşı arkadaşlar. Bakalım Villarreal'e karşı ne yapacağız? Bir önceki karşılaşmamız Victoria Pilsen'e karşıydı ve özellikle içerideki karşılaşma çok zor geçmişti. Yani bakmayın toplam skorda 6-2'lik bir galibiyet aldığımızda gerçekten çok zor bir eşleşmeydi. İlk maçta kaçırdığımız pozisyonların haddi hesabı yoktu. 1-0 gerideydik. Bir anda golü bulduk. Sonra da 2 gol birden daha bulup 3-1'lik galibiyetle ayrılmıştık. Bakalım Villarreal'e karşı ne yapacağız? Deplasmanda yine çok zorlanacağız gibi geliyor bana. Bu arada 35 maçta attığımız 40 gol ve yaptığımız 40 asiste şu anda formumuzun zirvesindeyiz arkadaşlar. Resmen Haaland'ın oyundaki versiyonuyuz, yani öyle söyleyeyim. Ama şunu da söylemek istiyorum. Tekrar yinelemek istiyorum ki bir sonraki sezondan itibaren zorluk seviyesini bir derece daha yükselteceğim. Bir seviye daha yükselteceğim ve mümkünse inşallah yani yabancı bir ülkeye, bu İngiltere Ligi olabilir, İspanya Ligi olabilir. Benim gönlüm İngiltere Ligi'nden. Ama bakalım neresi nasip olursa transfer olmak istiyoruz ve orada bakalım o yüksek seviyede, o yüksek ligde, Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacağız? En çok da onu merak ediyorum. İnşallah gelecek sezonda bu sezonki kadar olmasa da çok başarılı bir sezon geçiririz arkadaşlar.